Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soy'dan fındıkta iyi tarım uygulamaları desteklemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. İyi tarım uygulamaları şu anda Ordu ilinde 1638 çiftçimizle beraber iyi tarım uygulamaları projesini İl Tarım Müdürlüğü Ziraat Odalarımız olarak yapıyoruz. İyi tarım uygulaması sertifikası alan çiftçilerin devlet desteğini hak ettiğini vurgulayan Soy'dan desteklemenin dekar başı 40 TL olarak hesaplandığını dile getirdi. Tabii bunun belli bir kriterleri var. Bir yıl başlangıçtan bir yıl devamında üreticilerin belli bir denetimlerle tabi tutuluyor. Bu denetimler sonucunda iyi tarım uygulamaları kapsamında güzelleme, ilaçlama, budama ve bütün envanterleri yerinde yapan çiftçilerimiz iyi tarım uygulaması sertifikasını aldıktan sonra bu devlet desteğini hak etmiş oluyor. Devlet desteği de dekar başı 40 lira olarak üreticilerimizin hesaplarına yatıyor. Şu anda da 7 Aralık itibarıyla da üreticilerimizin tezde numaralarına göre önceki destekler gibi hesaplarına yattı. Toplamda da Ordu ilinde 2.65 milyon gibi bir destek var. Uygulamadaki amacın fındıktaki verimin artması olduğunu ifade eden Soy'dan, bu gibi çalışmaların bundan sonraki süreçlerde de devam edeceğini kaydetti. Tabii ki bu süreçte iyi tarım uygulamalarının amacı fındıkta son yıllardaki verim düşüklüğünün ve hastalıkların karşısında verimin artması ve kalitenin artması, ayrıca bahçelerimizin yani fındık ağaçlarımızın hastalıklardan kurtulması yönünden önemli bir çalışma. İnşallah bundan sonraki süreçte biraz olarak bunu ön plana çıkarak yaymak istiyoruz. Çiftçilerimiz de ziraat odalarımız alanlarda tarım danışmanlarımızla beraber bu konuyu en iyi şekilde üreticilerimizin verim ve kalite yönünden önemli ölçüde artış yapması için çalışmalar yürütüyor. Çünkü verimi artırırsak kalite artacaktır. Verim arttığı takdirde de üreticilerimizin maliyeti aşağı düşecektir. Gelir olarak, ekonomik olarak da olumlu bir sonuç almış olacağız. İnşallah bu çalışmalarımız bundan sonra da hızlı bir şekilde devam edecek.